Merhaba Kuzey Kıbrıs, merhaba Kıbrıs TV izleyicileri. Bir Her Şey Masada programına hoş geldiniz. Evet, bugün değerli bir konuğumuz var. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Sayın Mehmet Nizam. Havaların bu denli sıcak olduğu bu günlerden geçerken kendileri henüz daha ovalardaki işlerini daha tamamlamayarak hasat bir şekilde devam ediyor. Neden devam ediyor? Çünkü tam hasat dönemi içerisinde beklenmedik. Çok da istemediğimiz, tabii ki yağmurların yağmasını istiyoruz ama hasat dönemine geldiğimizde çiftçinin gözü, kulağı her şeyiyle havadadır. Ve yağmur yağmadan hasatını gerçekleştirmek, gerek arpasını, gerek buğdayını, gerek vigosunu her şekilde rahat bir şekilde gerçekleştirebilmesi için hava raporuyla hareket ederler. Fakat bu yıl hem genel anlamda kuraklık olan bir sezon geçirirken olanların da biçilebilmesini sağlayacağımız günlerde de havanın vermiş olduğu hem dolu hem yağmurlar, şiddetli yağmurlar da olanları da yere koymuş. Onların da toparlanması için gece biçmelerine kadar, sabahlara kadar çiğ bekleniyor. Ülkedeki hayvancıya saman, balya çıkarabilmesi için üreticilerimiz. Bunları konuşacağız. Üretimi konuşacağız, çiftçiyi, tarımı konuşacağız. Vaktimizin yettiği kadar Sayın Başkan'ı son davet ettik. Orada söylemiş olduğu, cevap vermiş olduğu konulardan neler gerçekleşti, neler gerçekleşmedi. Çünkü o günden bugüne geçen zamanda maalesef tarımcıya, çiftçiye, üreticiye henüz hiçbir şey ödenmedi diyeceğim ben. Ve bunun ödenmemesiyle ilgili kendilerinin ne çalışmalar yaptığını bizlere anlatmasını isteyeceğim. İlk sorum da bu şekilde oluyor kendisine. Sayın Başkan, huzurlarınızda da size hoş geldiniz diyorum. Buyurun. Hoş bulduk Halil Bey. Tabii ki direkt soruyla girdik. Evet. Evet, tabii ki o günden bugüne, geçen programdan bu programa kadar olan sürede 70 liralar ödendi Halil Bey. Onu kaçırdınız herhalde arada. Yok, kaçırmadım ama o da 70 liralar da 4 senedir beklenir galiba. Yok, 2 yıl oldu. Yapacak bir şey yok. O önceden kalan bir şeydi ve onun kalemi yoktu aslında. Sözlü yapılan bir yatırımdı. O sözlüğü, tek kalemi bulunsun vesaire, biraz çaba sarf ettik. Sözlüğü gerçeğe çevirdik orada. Tabii ki onun akabininde herhangi bir şey ödenmedi. Ödenmemesinin sebebi de şudur. Girdileri, yani işlemler şu an bitmişti. Girdiler. Çok az bir şey kaldı. 15'inde de doğrudan gelir desteğinin ilk partisi ödenecek. Sözünü aldık. Parası da ayrılmış olduğunu bizlere ilettiler. İşlemler biterken de hemen ödemesi olacak. Doğrudan gelir desteğinin ilk yarısı da 100 TL bölümü olarak üreticiye verilecek. Geçen buluşmamızda bunu yine aynı şekilde bir 15-20 gün içerisinde bu 70 TL'nin ödeneceğini söylediğiniz doğrudur, hatırlarım onu. Bu 70 TL ödendi. Onun akabinde de bu DGD desteğinin ödenmesi gündeme gelecekti. Bunlarla da ilgili olarak yine şimdi 15 gün sonra bunun sözünü aldığınızı söylüyorsunuz ve 100 TL'nin doğrudan gelir desteği olarak 15 gün değil, 15'ine. Bu ayın 15'ine. Evet. Zaten 3'üdür Sayın Başkan. Yani 15 gün sayılır yine baktığımız evet. Zaman inşallah ayın 15'inde üreticimize bunlar da ödenir. Geldiğimiz noktaya baktığımız zaman üretici hakikaten sokakta ve üretimi yaparken de benzine, mazota, ovada, tarlada işini yaparken bu zamların gelmesiyle çok büyük bir çaba sarf ettiğiniz arpa fiyatlarının ve buğday fiyatlarının açıklanmasında onu da yiğidi öldür hakkını ver onu biliyorum ama hasat devam ederken ne olanı tabii ki çok bir hasat da yoktu ama bununla ilgili olarak böyle hasat devam ederken mazotun bu kadar yükselmesini nasıl değerlendirirsiniz? Üretici bu konuda hakikaten isyanda, bununla ilgili çalışmalarınız nelerdir? Evet,
arpa fiyatından sonra yükselen mazot 19 TL'den bugün her gün artık mazotun da 28'i geçti evet, galiba. Fiyatını tutamaz olduk. Yani aşağı yukarı bir 9 TL'lik bir artış gördük. Bu kabul edilir bir durum değildir. Üreticiye yapılan bir ihanettir aslında bu. Ha bugün son aldığımız zamda Brent petrol düşüş gösterdi ve biz burada zam aldık. Bunun neresinde doğruluk var? Onu kimse bilemez. Neden? Bunu şöyle düşünüyorum ben. Ya bütçedeki açığı bizlerin, üreticinin veyahut da halkın, tüketicinin üzerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Bunun daha ötesi yok yani. Bugün biz üreticiler olarak bu mazottaki aldığımız zamlarda son dönemde yani arpa fiyatından sonra aldığımız zamlar bizim kendi cebimizden alınan bir çalınan diyelim daha doğrusu emeğimizden çalınan bir paradır bu. Şimdi sulu tarım olarak düşündüğümüzde onlar da tabii ki meyveyi üretmiş getirmiş veya sebzeyi üretmiş getirmiş bir nokta orada tabii ki mazot veyahut da elektrik son yaşanan elektrik zamları da var. Bunların akabinde o ürettiği ürünü düpedüz beleş satmış oldu. Yani kar etmeden. Ama bunu sürdürülebilir bir yapıya sahip olmayız bu sefer. Ne olur tüketiciye iki kez yansır. Bir tüketici kendi aracını kullanırken otomatikman mazot fiyatı, benzin fiyatı yükseldiğinden dolayı bir oradan darbe alır. Bir de bunu tüketirken, bizim çıkarttığımız ürünleri tüketirken bir darbe alır. Bu kabul edilir bir durum değildir. Tabii ki hükümet edinler bunu bir an önce bir balansa koyması gerekir. Tamam belki de bilemiyorum ana vatandan talimat mı geldi? Çünkü Türkiye'de de aşırı bir derecede petrol yükselmeye başladı. Türkiye'de 36 TL'lerde seyrediyor. 37'de evet, 36 evet. TL'lerde seyrediyor şu an. Bizde de öyle olacaklarını öngörüyorlar. Ama bu kabul edilir bir durum değildir. Bizim gibi küçük bir memlekette ne kadar hayat pahalılığı vereceksin veyahut da üreticiye ne kadar artış vereceksin, ne kadar katkı sağlayacaksın ki bunları kabul edesin. Yani bu önümüzdeki aylarda çıkmaza gireceğimizin aslında göstergesidir. Göstergesidir. Sayın Başkan, bunu söylerken siz, ben de bakıyordum. Eski programdan alıntılar var. Şunu sormam gerekiyor size. Yani burada üreticiye verilmesi hesaplanan teşviklerle ilgili Çiftçiler Birliği olarak siz sürdürülebilir bir yapının ve sürdürülebilir bir tarımın ve bunu sürdürülebilir yapıda derken iyi bir üretim yapıp iyi bir kaliteli malı üretmek için yapmış olduğunuz çalışmaları gördüğüm için soruyorum. Devlet bu yapmış olduğumuz çalışmalardan sonra üretime olan teşviğin bu ekonomik sıkıntıların olduğu dönemde ekonominin enflasyonun yükseldiği, TL'nin değer kaybettiği, girdilerin hep durmadan yükseldiği bir dönemde çiftçiler, tarımla uğraşan üreticileriniz için nasıl bir model düşünüyorsunuz, sunasınız devlete ki önünüzü görebilesiniz ve bir Ekim ayının içerisine yaklaşıyoruz. İki ay sonra henüz daha hasat ufak tefek devam etse bile iki ay sonra herkes yine ovalarda olacak, sürmeler başlayacak, ekimler başlayacak. Bunları yapabilmesi için üreticinin ne gibi bir projelendirme düşünüyorsunuz kafanızda devlete götüresiniz ve bu çiftçinin, üreticinin önünü açabilesiniz? Evet Halil Bey, her programda söylediğim gibi üreticiye olan destek parasal konuda olmaması gerekir. Üreticiye yapılan destek mazotta litre başında, gübre desteğinde ise kilo başında olması lazım. Ben bunu her zaman savunurum. Üretici kaybetmemesi lazım. Bu adamlar üretiyor. Neden üretiyor? Ekonomiyi ayakta tutsun diye üretiyor. Dışa bağımlılığımızı azaltsın diye üretiyor. Biz bunlara ön plana, biz bu sektörleri ön planda tutmazsak eğer ne olur? O sektörler günden güne üretimden kopmaya başlar. Nasıl ki bugün küçükbaş ülkemizde ne kadar azaldığını gözle görülür bir durumdadır. Nasıl ki
Seracılar gözle görülür bir durumda azalmaya gidiyor. Veyahut da atık kalan atılı vaziyette birçok sera görüyoruz. Bu da günden güne bizim üretimden koptuğumuz anlamına gelir. Demek ki sistemde bir kopukluk vardır. Bizim ne kadar da üretimi ayakta tutma adı altında çaba sarf etsek de %100 artış göstersek de TL bazında parasal konuda mesela örneği şudur. Geçen yıl 100 TL iken doğrudan gelir desteği bu yıl 200 TL'ye çıkarttık biz. Fakat bizim o gösterdiğimiz çabalar veyahut da o emekler hiçe sayıldı. Bir anda dolar yükseldi. TL değer kaybetti. Bir anda 200 TL'nin bir değeri kalmadı. Yani bizim yaptığımız o çabalar hepsi boşuna gitti. Bu sebepten dolayı bizim istediğimiz şudur. Mazotu litre, gübre ise kilo. Bugün tabii ki girdi maliyetleri, dolar yükseliyor bir yandan. Bir de dolar yükseldikten sonra bizim artık memleketimiz demeyelim ama bizim etrafımızdaki firmalar olsun veyahut da vesaire artık karlarını da dolar üzerine koymaya çalışıyorlar. Bu sefer ne oluyor? Otomatikman bizim girdi maliyetlerimiz patlak veriyor. Bugün Türkiye'den gübrenin çıkış fiyatı 600 TL, 580-620 TL arası bölgesine göre oynuyor. Bizim buraya gelsin te navlon o kadar bir yükseldi ki dolar yükseldiği için dolar bazlıdır navlonlar. Navlon o kadar bir yükseldi ki 830-850 TL'ye geliyor şu ana da. Kabul edilir. Gelebilirse. Şimdilik yani günübirlik konuşuyorum ben. Yarın ne olacağımız belli değil. Yani bizim arpa fiyatını aldık. Güzel bir fiyattı. Üreticiler beni arayıp işte tebrik ettiler vesaire. Bayağı bir çaba sarf ettik. Biliyorsunuz ben kendi işimizi gücümüzü bırakıyoruz. Gönüllü olarak biz bu işi yapıyoruz. O yüzden de halen daha biçiyoruz zaten tarlalarımızı. Bir bakıyoruz ki biz arpa fiyatını aldık. İki günlük bir mutluluk yaşadık. Üçüncü gün dolar patladı. Bizim aldığımız arpa fiyatı sıfırlandı. Bir de bunun şu bir de şu vardır. Tamam arpa fiyatı alındıktan sonra dolar devam etti çıkmaya vesaire. Biz ürünümüzü harmanladık. Harmandan ambara taşımada sıkıntı yaşadık. Zaman geçti. Bir dönem orada yağmur aldık. Bu da zaman aşımına uğradık. Bir ay sonra götürdük. Götürdükten işte atıyorum bir ay daha bekleyecek ödensin. Tabii önümüzdeki hafta gübre arpalar ödenmeye başlayacak. Buğdaylar bitiyor bu hafta. Yani bugün bitmesi gerekirdi veyahut da pazartesine salkabilir buğday. Buğday bittikten sonra arpalar başlayacak. Önümüzdeki hafta içerisinde ödenmeye. Fakat bu arpayı bu adam verdiğinde eğer almış olsaydı TL'yi farklı fiyattan almış olacaktı. Yani dolar bazında farklı. Yani üretici her zaman kaybediyor. Hep kaybediyor. Hangi kapıdan, hangi pencereden baksanız üretici kaybediyor. O yüzden bir an önce hükümet edenler bu üreticiyi bu üreticiye farklı gözle bakması gerekir ki bu üreticiyi üretimden koparmayalım. Ben bunu defa defa bağlı olduğumuz artık yöneticilere mi desem geneline ben bunu devamlı yansıtıyorum. Yani şu şöyle olursa üretici buradan kaybedecek. Çünkü ben de içerisindeyim. Ben de üretiyorum. Ben de çiftçilik yapıyorum. Neyin nasıl olduğunu çok iyi biliyorum. Ve ben onu söylüyorum ama o orada kalıyor. Neden orada kalıyor? Veyahut da TL bazında düzenlenmeye çalışıyor. Düzenleniyor. İki hafta sonra dolar yükseliyor. Yani tarihte de bu kadar dalgalı dolar veyahut da dalgalı yabancı bir para olmadı. TL hep kaybetti. Zaten her zaman kaybediyor da bu kadar aşırı bir anda böyle dalgalanma ve uzun bir süredir. Daha önce nasıl olmuştu? Bir anda gece yattık, sabah kalktık patladıydı. Ama oradan daha ötesi olmadıydı. Yatırga karek değişir. Yatırga karek biz bir değil, üç değil, beş değil. Artık dejavu görülmüş gibi bir şey olduk. Sayın Başkan, nerede 2022 teşvikler arttı? Ağaçlandırma teşvikleri ödenmedi. Zaten tarımsal araziler beton yığını oluyor. Bir dönüm tarlanın maliyeti yaklaşık tohum, ilaç, gübre hariç sırf sürme 1000 TL.
1500 TL yaklaşık. Tohumu, ilacı, gübresi toplam 2500. Aldığımız teşvik devede kulaktır. Bunlarla ilgili çalışmalarınız ne yöndedir diye bir soru vardır Sayın Başkan. 2500 TL'ye bir dönümü mal etmesi imkansızdır. Yani öyle bir şey olamaz. Uçuk bir rakamdır. Demek ki bu işten yeterli anlamıyor arkadaşımız. Bir dönümün şu günkü paraya vurursak maksimum yapacağı 1500 TL'dir. 1500-1550 TL'dir. Bugünkü kurla bahsediyorum. Bir hesap yaparsak 2000 gibi oluruz galiba. Yapabiliriz Ali. Yani iki dönümüne yarım torba libaz maddenizi evet, sayalım. Tamam, 800 şu an 800-400 TL. 400 TL. 450 TL. 930 liradır. Serhat isim de verdik ama 900 lira. 450 lira. 450 olsun. 450 evet. lira. Sürmesi. Evet. Ekmesi, tohumu. Evet. Boydumuzda bir dönüme 40 kiloda tohum attığımızı varsayalım. 10 liradan. 30 kilo atıyoruz tohumu ya. Da 40 olsun o da olur. Yani çeşitli yerlerde tamam. 35-40 evet. atarlar. 10 liradan da tohumu alırsanız arpadan bahsederim, buğdaydan bahsetmem. Şimdi güncel bahsettik. 10 lira arpayı nerede buldun şimdi? Tohumluk. Tamam, tohumluk da açıklanmadı Halil abi. Şimdi 7.85'te alınan 8.30'dur. 8.30'dan bahsedeceğiz. Bahsederken. Şimdi eğer açıklanırsa arpa fiyatı o başka bir konu. Ama anladım. Şu anki güncel diyorum. Neyse, çok tartışmaya girmeyelim. Vatandaşımızın sorusunu biz sorduk. Siz de evet. ona göre bir cevabınız varsa... Sayın Başkan, nerede 2022 teşvikler arttı? Ağaçlandırma teşvikleri ödenmedi. Zaten ağaçlandırma teşvikleri kapatmada ödenir. Tarımsal araziler, beton yığını, bu çok önemli. Evet, buna cevap vereceksiniz. Bunu bir dönüm tarlanın zaten. Maliyeti yaklaşık tohum, ilaç, gübre hariç, sırf sürmeyi de koydu. Evet. Herhalde traktörü yoktur. 1000-1500 TL yaklaşık tohumu, ilacı, gübresi toplam 2500 gibi olur 2000... diyor vatandaş. Yani hesaplamayı... Öngörüsü oysa evet. özür dilerim söylediğimden. Yani önümüzdeki evet. sezonda öngörüsü oysa ona bir şey diyemem. Yani bu maliyetlerle nereye varacağımızı biz de bilmiyoruz. Evet. Ama maliyet neyse ona göre hesaplanır arpa fiyatı. Yani mazot bugün atıyorum örnek göstereyim 50 TL ise 50 TL'de sürüm yapmaya başladık. İşte şu ayda şu kadardı. 100 TL'de ekim yaptık. 110 TL'de biçim yaptık. Ona göre hesaplanır tane fiyatı. Maliyetimiz de ona göre hesaplanır aslında. Yani günü birlik o günkü tarihte sürme zamanı neyse mazot o not alınır. Evet. Ama bu beton yığınıyla ilgili geçen haftada biliyorsunuz Çevre Bakanlığı'nın açıklamış olduğu bir olay oldu. İşte alçak orman arazilerinde turizm alanı ilan edecek dedi. Bütün örgütler buna tepki gösterdi. Çünkü onlar da beton yığınına doğru gidecekmiş gibi. Şimdi alçak orman arazileri de eğer böyle olursa bir de bizim ekip biçtiğimiz üretimde kullandığımız araziler de beton olmaya devam ederse o zaman biz üretimi nasıl yapacaktır esas da soru. Evet, buradaki tabii ki gelişiyoruz. Bir şekilde gelişecek, yani durduramayız bunu. Gelişirken üretim yaptığımız topraklara dokunmadan gelişmemiz gerekir. Ki o zaman da yöneticilik devreye girmesi lazım. Daha önceki Ziraat Mühendisleri Odası'yla Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği'nin yaptığı bir çalışma vardı. Bu toprak yasasıyla ilgili. Daha önce yine bahsetmiştim. Evet. Şimdi bizim memleketimizde graç alan çok var. Yani gafgalla dediğimiz alan çok var. Bu bölgelerde tarım yapılır mı? Hayır. Yapılabilir mi? Hayır. Bu bölgelerde devlet yap, işlet, devret mi desem veyahut da yapar kırsal kesim sistemi gibi mi bir şekilde şekillendirebilir. Yani zaten sahil boyları geneli demeyeyim %90'ı gitmiştir şu an ve bizim de değil. Yani üçüncü ülke vatandaşlarındır. Tamam bir baktık ki Mesarya'ya doğru yani göbeğe doğru gelmeye başladılar. Ve uçuk rakamlar dönüyor orta yerde. Yani bir adamın hayatı boyunca üst düzey bir iş yapsa o parayı kazanamayacak para telif edilirler.
Otomatikman adam da der ben çoluğumu çocuğumu da kurtarırım, kendi hayatımı da kurtarırım vesilesiyle bu topraklar günden güne satılıyor. Ya da dün şahit oldum ki Geçitkale bölgesinden 550 dönüm tarla aldı adam. 550 dönüm tarla. Sayın Başkan biliyorsunuz yani konumuz dışıdır ama 550 dönüm tarlayı nasıl aldı? Yabancı bir, bir şirket midir? Yabancılar ki, eğer mal alacaksa bu ülkede Bakanlar Kurulu kararı bir dönüm ya bir arsadır ya bir evdir. Bu 550 dönüm işte sözleşmelerle yapılıyor ve bunun için de yasa hazırlanır şimdi. Yapmış olduğumuz araştırmalarda bu yasa da geçti. Çünkü burada devlet kaybediyor. Vatandaş çünkü burada alınıyor ve tapuya bildirilmiyor. Vergiler ödenmiyor. Sözleşmeyle yapılıyor. Yani bunlar evet. Böyle bir şey de olduğunda devletin kaybı da büyüktür. Tabii ki yatırımcı gelsin ülkeye. Biz yatırımcı gelmesin demiyoruz. Ama her şey kayıt altında olsun. Çünkü bugün tapuya gitseniz bu ülkede ne kadar arazi satıldı, kimler aldı, kaydı yoktur. Evet, işte orada kaybediyoruz. Tabii ki ne bizim yerli vatandaşımızdan kontakları vardır veyahut da direktörleri şeydir, yerli vatandaşımızdır. Onun üzerinden işte bu gibi alım satımlar oluyor. Bu kabul edilir bir durum değildir. Bugün düşünün ki Geçitkale, tabii ki güzel bir köydür Geçitkale. Geçitkale'nin üst başında Çınarlı vesaire o dağ köylerini düşünelim. O bölümlerde birçok çıplak tepeler vardır, kullanılmayacak araziler vardır. Yani işte tepeliktir, yamaçlıktır vesairedir. O bölümlere yapılabilir binalar. Yani eğer gelişmek istiyorsak, gelişeceksek o bölümlerde var. Geçitkale'den onun arasında bir fark yoktur. Ya ben Geçitkale'de yapılan yerde baktım ki hakikaten üretim yapılan arazilerin içerisine yapılıyor şeyler. Evet. Açık söyleyebilirim de burada 250 dönümü benim ektiğim, tabii icar alıp ektiğim yerdi. Şu an gitti. Hatta geçen gün hangi şirket aldığını da bilmiyorum. Tarlayı bir tanesini daha biçmediydik. Tarlayı ezip geçtiler. Zemin etütü yaparlardı içerisinde. Tabii ki gittik adamlara dedik nedir yaptınız ya? Yani biz bu tarlayı daha biçmedik içinden çıkmadık. Çıkalım ondan sonra dedi bize patron öyle söyledi. Arkadaşımız, yazan arkadaşımız başkan hesaplamayı da yapmış. 34 kilo buğday 340 TL. 450 TL. 340 ile 450 TL. Gübre, yani 450 TL gübre. Bir depo ilacın maliyeti, ot ilacı, sirividisi, pas ilacı maliyeti yaklaşık 250-300 TL. Ben İskele bölgesindeyim. Yaşım 63. 1976'dan beri tarım hayvancılıkla uğraşıyorum. Traktörüm de var. En azından birinci sürüm, ikinci sürüm ve de tohum, gübre, ilaç atması. Bunlar hep 12 litredir dönüm yapılıyor. Dönüm başına 12 litredir. Ve de mazotla başkan ismim de Hayri Körekendir diyor. O yüzden yani bu fiyatlarda ben haklıyımdır diye yazdı bize bunları Hayri Bey. Teşekkür ederiz Hayri Bey'e. Biz de başkana yazdık bunları söyledik buradan canlı evet, yayında. Ben de notumu aldım Hayri Bey'den. Evet tabii ki yani vatandaş bunları hesaplıyor ve önümüzü göremiyoruz evet. Demek ister bir yerde. Evet. Bunlarla ilgili olarak da Çiftçiler Birliği Başkanı olarak sizlerden bunların daha iyi bir üretim yapılabilmesi için yani eleştiri için söylemiyoruz vatandaşımız, üreticimiz burada bunları. Bunları çözmemiz gerekir. Bunları bu üretimi yapabilmemiz için bu vatandaşlarımıza, üreticilerimize daha iyi üretim yapabilmeleri için de sizlerden destek istiyorlar anladığım kadarıyla. Evet. Zaten biz elimizden geleni şu anda yapıyoruz. Gerekse TÜİK'in ödemelerini erkene almak için elimizden gelen çabaları sarf ediyoruz. İşte kirde zaten herkes biliyor kirde %2'ye kadar para ödettirmedik üreticiye. Evet. Aynı zamanda da yani %2 kesildiğinde üreticiden herhangi bir parasal bir şey kesilmiyor şu an. Evet. Ve aynı zamanda %1,5 olan kıymet tarzı bedelini 0,50'ye çektik biz bunu.
Yani üreticiyi kazandırma adı altında birçok işlem yaptık biz bu ürün verilirken. Yani bunları bunu, iyi ki yaptınız başkan. Çünkü bugün bir kamyon yani 7000, 8000 kilo ya da 10.000 kiloya kadar verildiğinde ve alırsınız elinize bir çuya yakın bir kesinti gene de bunları yapmanıza rağmen evet. 1.500 liraya kadar bir kesinti çıkıyor ortaya. Geçen yıl normal bir kamyonda 3.000'leri bulurdu. Evet. Bu yıl dediğiniz işte 1.800-1.500 tabii kamyonuna göre değişiyor. Tamam, biz bunları ne için yapıyoruz? Üretici kazansın diye. Yani üreticinin işte kar marşı düştü, üretici küçük hesaplar da olsa bunlar bir şekilde bir şeyler kalıyor her kamyon başında. Cebinde gerekse onu taşımacılıkta ödüyor veya da mazotunu koyuyor vesaire. Ama biz bunları ne kadar da yapsak dediğim gibi sistem dolar üzerine kurulduğu için dolar yükseldiğinde bizim yaptığımız o çabalar boşuna gidiyor. Bu sebepten dolayı tek bir şey, bir hamle yapması gerekir hükümet edenler. O da şudur, gübreyi kilo başında gübre desteğini, yani gübre desteğini bize bugün, bu yıl gübre desteği 250 TL. Fakat biz 250 TL'yi aldığımızda çok güzel bir rakamdı. Bunu geçen yıl bütçe şey yaparken yapmıştı 250 TL. Çok güzel bir rakam. Ama TEBO ödensin o 250 TL'nin değeri kalmayacak. 250 mi 150 mi? 250. 250. Evet. Yani geçen sene... Özür dilerim. 150 bu yılki 250. Özür dilerim. Çünkü geçen sene evet. 250'dir bu yılki 250 olacak. Evet. Şimdi düşünün ki 150 TL güzel bir rakamdı. Geçen seneye nazaran. Bir bakıyoruz ki bu yıl 150 TL'nin değeri kalmayacak. Ödensin sene sonunda. Ödendiği zaman. Sene sonunda. Evet. Sene yani sonunda 150 TL'yle bugün baktığımızda evet. Kaç evet. kilo alabilirsiniz? 3 kilo. İşte öyle rakamlara geldik evet. Halil Bey. Daha önce de 70 TL 13 kiloydu. 3 kilo aldık. Evet. Yani hep burada kaybediyoruz. Ben bundan bahsediyorum zaten. Tamam işte bu kayıplarımızı giderme de sizlere adına, ve yönetim kurulumuza düşüyor diyor üreticilerimiz. Bununla ilgili çalışmalarınızı daha... Hükümet edenler bunu kabul etmiyor. Çünkü o bizim kaybımız bizdedir ya. Onun evet. üstünü alamaz. Almıyor. Evet. Çünkü bütçeyi ona göre ayarladıklarını söylüyorlar. Eğer böyle bir şey de altından kalkamayacaklarını söylediler. Tabii ki o da kendi çıkarları doğrultusunda konuşurlar. Çünkü eğer öyle bir şey olsa ek bütçe aşma şansları vardır aslında. Evet. Sayın Başkan, geçen sene de yine kuraklık vardı. Kuraklıklar ödemeleri yapıldı. Geçen sene üretimden genel anlamda ülkenin aldığı ton bazındaki arpa da buğday da hesaplarınızda önünüzdedir. Bu döneme geldiğimizde yani 2022-2023 yılı dönemine baktığımızda sizin de yönetim kurulunuzda olan bir üreticinin tarım sigortası, tarım dairesi müdürü, Çiftçiler Birliği'nin de bir adamı, bir üyesiyle bütün ada dolaşıldı. Ve genel anlamda yapmış olduğumuz araştırmalarda sizin üyenizin de bu üçlünün içerisinde olması ülkede genel bir kuraklığın ilan edilmesi gerektiğini benim yaptığım çalışmalarda ortaya bunun çıkması gerektiğini savunuyor. Hem üreticilerimiz hem de gezip görürken bunlarda çalışmalarını yapan insanlarda. Ama bu nereye kadar geldi? Bu çalışmalar sizin ne kadar siz içindesiniz? Çünkü geldiğimiz bugünlere kadar henüz daha hiçbir açıklama yapılamadı. Bununla ilgili siz bir çalışma içerisinde oldunuz mu bakanlıkla veya ilgili dairelerle? Evet, Tarım Bakanlığı zaten şu an benim gibi o da karışamaz. Ben de karışamam. Taslak çıkmadıktan sonra bizler göremeyiz yani. Tarım Bakanı da göremez, biz de göremeyiz. O heyet, o komite görebilir. O komite de bütün adaya gezdi, notlarını aldılar. Notlarını birleştirip şu an harita çıkıyor. Önümüzdeki hafta içi de taslak biter. Hani haritanın taslağı çıkmış olacak önümüzdeki haftanın içerisinde. Tabii ki Çiftçiler Birliği'nin itirazı var, olacak veya olmayacak. Onları gördüğümüzde meydana çıkacak. Ha, ada geneli kuraklık var mı? Var. Ama ada geneli kuraklık var derken tüm adayı... Küçük küçük kısımlar da olsa kapsamayan yerler vardır. Yani bu bir gerçektir. Eğer tüm ada girerse bütün herkes
Yani sıfır olmayan da, işte yarı olgun olan da veyahut da tam olgun olan küçük küçük yerlerimiz vardır. Bunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Bu sefer ne olur? Balans kaçar. Eğer herkes aynı fiyatı alırsa, bu defa o biçim yapan kısımla hiç biçim yapmayan kısımlar arasında dağlar kadar fark var. Bu defa ülkenin balansını tutmamız imkansız olur. O yüzden derece derece olması lazım ki, işte kimisi balyadan, özür dilerim, kimisi sapından, kimisi sanosundan, kimisi danesinden yaptığı bir gelirler vardır. Ha şimdi o yüzdeliği engeller mi? Kısmen evet engelliyor. Yani şimdi bir üç parmak, dört parmakla bir diz arpanın arasında ikisi de kuraklığa girme şansı vardır. Ama bununla bunu aynı kıyasla tutamayız. Tutarsak üreticiyi üretimden koparırız. Çünkü biri güçlü olur, biri zayıf olur. O sebepten dolayı... Bunlar da gezilip görülürken herhalde tespit edilmiştir. Tabii ki bunlar genel yani tespit hem edilmiştir. Hem uydudan görüldü, hem gezildi görüldü bireysel olarak. Evet. Gezilerek. Ve bunların tamamının gezilip görüldü. Adanın evet geçen yıla nazaran çok daha büyük sıkıntılarımız vardır bu yıl. Geçen yılın iki katı gibi bir kuraklık haritası olması lazım. Karpaz'dan tutun, Kormacete kadar olan kısımda, evet, tabii küçük küçük kesitler haricinde konuşuyorum, vardır. Güzel Yurt'tan tutun, aşağıyı sınır bölgesini gelin, çok büyük yine kayıplarımız vardır. Aynı şekilde dolu var. Olgun olan yerlerde dolu olan yerler vardır. Ha şimdi olgunda da ne yaptı? Atıyorum bu kağıt üzerinde düşünelim. Bu kağıt komple olgun bir pafta olarak düşünelim. Dolu bunu böyle kesip geçti. Dolu, bunu unutmayalım, kuraklık pafta bazındadır. Dolu ise parsel bazındadır. O sebepten dolayı doluyu zaten mühendisler gelip yerinde görüyor. Aldığı hasar derecesini mühendisler mühendis raporuyla içeriye veriliyor. Tabii ki kısmen dediğim gibi olgun olan yerler vardır. Doludan çok büyük zarar gören yerler vardır. Yani belki de tarihte yoktur 50 bin dönüme yakın alanda dolu zararı olsun. Ki dolu zararı da direkt %90 derecede girdi yani çoğu yeri. Yani o dediğimiz dölümün büyük bir kısmı diyebilirim 35 bin, 38 bin şimdi kuduru konuşuyorum ama öngördüğümüz o rakamlarda %90'dır. Yani bu da ülke ekonomisine büyük bir kayıptır. Hem ülke hem de üreticinin devlet seni ne kadar da karşılasa o alacağın ürün kadar karşılaması imkansızdır. Belki de o adamlar 300-400 biçecek ürünler vardı, arpalar, buğdaylar vardı. Ben bunu gözlerimle gördüm. Yani acıdık ama ikisi de Allah'tan geldi. Hem olgunluğu hem kuraklığı hem de şey de Allah'tan gelmişti dolu da. Üreticilerimizden gelen bir soru, bu sene Vigo tohumuyla ilgili çok yüksek bir fiyat istiyor üreticiler ve yeteri kadar da Vigo tohumunun ülkede olmadığı, yerli Vigo'nun da yurt dışından ithal gelecek olan bir Vigo'yla kıyas edilemeyeceğini söylüyorlar. Bu Vigo tohumunun neden bu kadar yüksek olduğunu soruyorlar. Bir de bu Vigo eğer bu kadar yükseldiyse dışarıdan Vigo tohumu gelebilecek mi? Ya da gelirse bizim ülkemize uyumlu mu? Evet, Türkiye Vigo'su bizim ülkemize uyum sağlıyor. Fakat Dane'de veyahut da mevsimsel sıkıntıya göre değişiyor. Bizim yerli Vigo'muz gibi her zaman içinde seni bırakmıyor. Yani bizim Vigo'da nedir? Her zaman bir şeyini alabilin. Bir yıl danesini alırsan o bir yıl sanosun sulacını yapabilin. Ama Türkiye'den gelenden bizim yerli Vigo'dan yararlandığın kadar yararlanamayabilin. Kısmen tabii ki hava şartlarından dolayı. Türkiye'den Vigo geliyor zaten. Onun bir kısıtlaması yoktur. Ha burada evet Vigo fiyatları uçuk rakamlardadır. Bunu da düşük faizli krediye katmaya çalışıyoruz şu an. Köy kooperatifleri üzerinden tabii ki.
köy kooperatifleri alım yapacak. Onu da nasıl ki tohumluk, arpayı, buğdayı veyahut da gübreyi alırken düşük faizli krediden yararlanırız. DİGO'yu da içerisine katmaya çalışıyoruz bunun. Evet. Öyle bir çalışmamız var yani. Gelelim vatandaşın, üreticinin üretim yapabilmesi için yapmış olduğunuz çalışmalar, değişik tohumlar ektiniz bu sene değişik şekilde. Bu tohumların yani tasdikli tohum dediğimiz sertifikalı tohumculuk üzerine baktığımız zaman bugün üreticilerimiz bu sertifikalı tohumlardan nasıl faydalanabilecek, kredi alma olasılığı üreticilerimizin nasıl oluyor? Bununla ilgili herhangi bir proje çalışmanız oldu mu? Evet. Nasıl ki bugün Vigo'yu katmaya çalışıyoruz düşük faizli krediye. Aynı şekilde de sertifikalı tohumu, yani sadece sertifikalı tohum, yani dış ülkeden gelecek olan sadece sertifikalı tohumu buradaki X firma diyelim artık, tedarikçi firmayla yapılan sözleşme karşılığında düşük faizli krediyi hayata geçirmeye çalışıyoruz. Zaten bu sertifikalı tohumla üreticiyi buluşturma adı altında biliyorsunuz ki bir 4 TL hükümetten aldığımız bir destek vardır. Tabii ki buna, bu yaptığımız projeden yola çıkıldı aslında. Çünkü onlar da gördü aradaki farkı. Hem üreticinin rekoltesi artacak, gelir düzeyi artacak, hem de tabii ki ülke rekoltesine yansıyacak, ülke ekonomisine yansıyacak. Bunlar öngördükleri için 4 TL kilo başında bizlere destek verecekler. Sertifikalı tohumda bize mi verecekler? Bize de yani tabii ki firmaya verecek ama sonuçta biz yani almış firma olacak. Firma 22 liraya getirirse bir buğdayı 18'e verecek bize. Evet, öyle midir yani? Bazı firmalar açıkladıydı fiyatlarını. Şimdi net olarak aklımda değil ama her firmaya, her tedarikçi firmanın alım yaptığı yer Türkiye'de farklı farklı kurumlardı. Hı hı. Kendileri orada atıyorum 10 liraysa 6 liraya, 15 liraysa 11 lira gibi düşünelim. Tabii ki bunların faturaları vesairesi devlet denetimli olacak. Yani tedarikçi firmalar herhangi bir üreticiyi çalar veyahut da o mantıkta düşünmeyelim. Çünkü devlet bunları denetleyecek. Nereden nasıl alındı, çıkış fabrikadan veyahut da o kurumdan çıkış fiyatına dahil Tarım Bakanlığı şu an zaten şey yapıyor. Son bir soru. Güney Kıbrıs'tan sertifikalı tohum getirebilir mi vatandaş? Yeşilat tütü üzerinden evet. Tabii ki izinlerini alması lazım. Tarım dairesi verir bunun izinlerini. Evet, tarım dairesi ve ticaret dairesi o bölümlerden alınan bir şeydir. Aynı şekilde oradan yalnız tüccar değil, vatandaş kendi mi tedarik kurar, bunu da getirir? Tam netini bilmiyorum. Evet. Bunun şeye sanırsam tedarikçi firmalar yeşilat tüzeyi üzerinden yararlanamaz. Evet, Sayın Başkan, sonuna geldik programın. Demek istediğiniz bir şey. Bey, biraz daha çok konuşacak yani şeyimiz vardı. Çok anlatacak şeylerimiz vardı. 5 var. 5 haberlerimiz evet. Var. Son bir dakika verebilirim. Evet. Şu an gerçekten bütün üretici mazotun yükselmesinden veyahut maliyetlerin yükselmesinden tedirgindir. Benim aldığım telefonlardan tabii ki bazı üreticimiz işte isyan ediyor ama isyan da etsek elimizden gelen bir şey yoktur. Yani arpa fiyatı bugün alınmışsa bir daha güncellenmez veyahut da doğrudan gelir desteği bütçede ne kadar yer aldıysa o yıl o kadar gitmesi lazım. Tekrar güncellenmez. Çünkü kimse böyle öngörmezdi doların işte yükseleceğini veyahut Brent petrolün bu kadar yükseleceğini kimse öngörmezdi. Ha, bunları yaşadık. Bir şekilde tabii ki hem üretici hem de devlet de aslında sıkıya giriyor ama devletse o da bir şekilde bulup tedarik etmesi lazım. Bunun yaptığımız düzenlemede ödemeleri sıklaştırıp bunu daha tez bir şekilde üreticinin eline bir para akıtmak ve bu parayla da en azından üretici gerek gübre alsın gerekse yapacağı yatırımı yapabilsin. Çok teşekkür ederim. Buğdaylar pazartesi ödemeler bittiğinde bugüne kadar verilmiş
tüm arpalarda peyderpey. 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 Peki. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Evet, bir her şey masada programın yine sonuna geldik. Pazartesi görüşmek dileğiyle önümüz hafta sonu. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Dikkat edin, bu akşam ve yarın akşam en sıcak gece olacakmış. Zaten gündüzler sıcaktır. Sıcakta da çok dolaşmayalım arkadaşlar. Dikkatli olalım. Hepinize iyi hafta sonları.